yeşil ve mavinin buluştuğu güzel memleketimiz Rize. Ben de Elmalı Ortaokulu'ndan Türkçe öğretmeniniz Yasemin Taşçı. Bugün sizlere doğa için Ayşe ve Fatma Kuzular masalını anlatacağım. Ama masalıma geçmeden önce önümde bulunduğum ağacı biraz tanıtmak isterim. Bu ağaç ülkemizde yaklaşık 500 çeşidi olan elma ağaçlarından birisi. Elma ağaçları soğuğa da dayanabildiği gibi ılıman iklimlerde de yetişebilir ve gördüğünüz gibi renginin güzel olmasının yanında sağlığa çok faydalı da bir meyvedir. Şimdi masalımıza başlayabiliriz. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben bağda üzüm bekler, derede odun yükler iken, bir varmış, bir yokmuş, masalın yalanı mı olurmuş? O yalan, bu yalan, fili yuttu bir yılan. Derken sabahleyin erken, koyunlar keçileri tıraş ederken, tahta kurusu saz çalar, sıçan cirit atar iken, çıkmış ortaya yaşlı bir koca karı, en sonunda açmış ağzını, yummuş gözünü, bir laf etmiş, bir laf etmiş, bakalım ne laflar etmiş. Masmavi ırmakların aktığı, binbir çeşit çiçeklerin açtığı uzak diyarlardan birinde bir koyun yaşarmış. Bu koyunun da Ayşe ve Fatma adında iki tane kuzusu varmış. Bizim koyun her gün çocuklarını peşine alır, dağ bayır dolaşır, en güzel otları yer, memelerini sütle doldurur, koyunlarını beslermiş. Onlar böyle güzel güzel beslenirken günler geçmiş, havalar soğumaya başlamış. Ve bir gün koyun kuzucuklarına, yavrularım demiş, artık sizi peşimde götüremem. Bakın havalar soğudu. Siz artık beni yuvada bekleyeceksiniz. Ama ben yuvada yokken kimseye de kapıyı açmayacaksınız. Kuzular tamam demişler ve anne koyun böylece tek başına otlamaya başlamış. Otlamaya başlamış ama aklı hep yavrularındaymış. Çünkü ormanda bir de kurt yaşarmış. Ve ne zaman havalar soğusa koyunların, kuzuların peşine takılırmış. Bir gün yine bu bizim kötü kurt koyunun peşine takılmış. Onu takip etmiş. Yuvanın önüne geldiklerinde oraya bir yere saklanmış ve bakmış ki koyun ne yapacak. Koyun kapıyı tıklatmış, içeriye seslenmiş. Ayşe Fatma kuzular, yüreceğim sızılar. Kapıyı açın da sizleri emzireyim demiş. Bunu duyan kuzucuklar kapıyı açmışlar, annelerini içeri almışlar. Kurt bunu görmüş. Ertesi gün koyun yine otlamaya gittiği bir sırada yuvanın önüne gelmiş ve kapıyı tıklatmış. Ayşe Fatma kuzular, yüreceğim sızılar. Kapıyı açın da sizleri emzireyim. Bunu duyan kuzular içeriden seslenmişler. Hayır, sen bizim annemiz değilsin. Bizim annemizin sesi inceciktir demişler. Kurt düşünmüş, taşınmış. Aklına bir fikir gelmiş. Meğer yakınlarda bir kümes varmış. Hemen koşarak oraya gitmiş. Bir iki yumurtayı kırmış, içmiş. Sesini inceltmiş ve kapının önüne gelmiş. Tık 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 içeriye seslenmiş. Ayşe Fatma kuzular, yüreceğim sızılar. Açın kapıyı da size emzireyim demiş. Kuzular bunun üzerine, tamam sesin annemize benziyor ama biz çok korktuk. Şimdi inanamadık. Bir de ayaklarını görelim demişler. Bunun üzerine kurt yuvanın altından ayaklarını içeri sokmuş. Bunu gören kuzucuklar, sen bizim annemiz değilsin. Bizim annemizin ayakları bembeyaz pamuk gibidir. Oysa senin ayakların simsiyah ve kocaman. Kurt durmuş, düşünmüş ve aklına yine kötü bir fikir gelmiş. Hemen koşa koşa bir değirmene gitmiş. Değirmende bir un çuvalı bulmuş. Ayaklarını una bulamış. Bembeyaz olan ayaklarıyla birlikte tekrar yuvanın önüne gitmiş ve içeriye seslenmiş. Ayşe Fatma kuzular, yüreceğim sızılar. Açın kapıyı da sizleri emzireyim demiş. Bunun üzerine kuzucuklar ayaklarını göster demişler. Ayaklarını gösterince kurt bakmışlar ki ayakları bembeyaz. Tıpkı annelerininki gibi. İnanmış bizim zavallı kuzucuklar ve kapıyı açmışlar. Kapıyı açmalarıyla birlikte kurt ikisini birden hop diye yutuvermiş. Yuttuktan sonra şöyle karnını şişirmiş, ovuşturmuş ve ormanın derinliklerinde kaybolmuş. Biz onu orada bırakalım, bakalım bizim anne koyun ne yapmış. Anne koyun o gün yavrularını çok özlemiş. Bugün de evime erken gideyim diye yola çıkmış. Gitmiş,
Gitmiş gitmiş yuvanın yakınına gelmiş. Bakmış ki yuvanın kapısı açık. Aa, ne oldu acaba demiş. Sonra içeri girmiş, etraf dağınık, kuzuları da yok. Hemen o anda anlamış. Bunu kesin hain kurt yaptı demiş. Ve kurdu aramaya koyulmuş. Bir oraya bakmış, bir buraya bakmış. En son bizim elma ağacının altında kurdu dinlenirken yakalamış. Koşarak yanına gitmiş. Kurt kardeş demiş. Yavrularımı kaybettim, bulamıyorum. En iyisi akşam sen bize gel. Hem beraber yemek yeriz, hem de belki bana yardımcı olursun demiş. Kurdun canına minnet. Hemen kabul etmiş. Zaten karnı da doymuş. Koyun ondan önce yuvaya gitmiş. Önce şöyle derince bir çukur kazmış. Çukurun içine çalı çırpı ne varsa doldurmuş. Üzerine şöyle otları sermiş ve en üstüne de belli olmasın diye bir minder koymuş. Akşam olmuş, bizim kurt gelmiş. Koyun, kurt kardeş şuraya oturabilirsin demiş. Kurt geçmiş oraya oturmuş. Oturmuş ama oturmasıyla birlikte güm çukurun içine düşmüş. Bu sırada anne koyun hemen çukura bir ateş vermiş ve kurt içindekilerle birlikte yanmaya başlamış. Yüzü her yeri yanan kurt, ay kaşlarım, ay kaşlarım deyince koyun, ay kaşlarım der misin? Ayşe'mi Fatma'mı yer misin diye karşılık vermiş. Kolları yanan kurt, ay kollarım, ay kollarım deyince Ayşe Fatma'mı yer misin? Ay kollarım, ay kollarım der misin? Ay bacaklarım, ay bacaklarım. Ay bacaklarım der misin? Ayşe'mi Fatma'mı yer misin? Ay gözlerim, ay saçlarım, ay ayaklarım diye hoplayıp zıplayınca bizim kurt ağzından önce Ayşe sonra Fatma fırt diye çıkıvermiş ve koşarak annelerinin yanına gitmişler. Tabii her yerini yanan kurt bir can havliyle çukurun içinden fırladığı gibi ormanda kaybolmuş. Ve o günden sonra kurdun ne izini gören olmuş ne sesini duyan olmuş. Ve kurt tehlikesinden kurtulan bizim kuzu ve koyun da bir ömür boyunca mutlu mesut yaşamışlar. Gökten 3 elma düşmüş. Birisi bu masalı ilk defa anlatanların başına. Diğeri kuzuların ve annelerinin başına. Ve sonuncusu da doğayı, hayvanları, etrafındaki her şeyi koruyup seven siz çocukların başına. Hoşçakalın. Ataların dilinden Anadolu masalları, gençlerin paletinden Anadolu.